Arkadaşlar merhaba. Türev serisinin artık son videosu. Türevin fiziksel yorumu ve arkasından da iki tane teoremle beraber bitireceğiz artık videoyu sevgili arkadaşlar. Türevin fiziksel yorumuna başlayalım. Videonun sonunda söyleyeceklerimi dinleyebilirseniz sizin adınıza da güzel bir duyuru olur. Bir hareketlinin t sürede aldığı yol s(t) fonksiyonuyla verilsin. t anındaki hızını belirten fonksiyon s'in türevidir arkadaşlar. Buna vt diyebiliriz. Tamam mı? s'in türevini alırsak yani yolun fonksiyonunu alıyormuşuz arkadaşlar. Yol yol fonksiyonun türevi neymiş? Bize hızı veriyormuş. Tamam? t anındaki ivmesini belirten fonksiyon da hızın türevi. Yani hızın bir defa türevini alırsan bize neyi verecek? İvmeyi. Ve aynı şekilde o halde yolun türevini aldığımızda hızdı. Hızın da türevini alıyorsak yolun iki defa türevini aldığımızda da bize neyi verecektir? İvmeyi. T arındaki iş WT denklemiyle verilen bir sistemin T'ye bağlı gücü PT eşittir W türev T'dir. Yani işin e, biz denklemini biliyorsak bunun türevini aldığımız zaman da T'ye bağlı güç fonksiyonunu bulmuş oluruz. Örnek 53. Demiş ki T saniyede aldığı yol ST eşittir T3 T küp artı T kare artı T artı 1 ile e, verilen bir hareketlerin t eşittir 2 saniye sonundaki hızını ve ivmesini buldunuz öncelikle s türev t bize neyi verecektir arkadaşlar şöyle diyelim yazamadım s türev t'yi s türev t bize neyi verecektir arkadaşlar bu e, hızını verecektir doğru mu s'in ikinci türevinde t'de bize neyi verecektir İvmeyi. çünkü s dediğimiz şey y olmuş arkadaşlar pekala s türev t'yi bir bulalım s türev t nedir arkadaşlar 3 t kare artı 2 t artı 1'dir. S'in ikinci türevinde t nedir arkadaşlar? 6 t artı 2'dir. Pekala şu bizim ivmemiz. Üstteki de bizim hızımız. Tamam mı? Hangi saniyedekini sormuştu? İkinci saniyedeki. O halde yerine yazalım arkadaşlar. S türev 2 eşittir. 3 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 1. Yani şurası 12. Burası 4. Burası da 1. Toplam 17 metre bölü saniye diyebiliriz sevgili arkadaşlar hızımıza. Peki ikinci türevinde yerine yazınca da ivmeyi bulacaktık. O halde 6 çarpı 2 artı 2'den eşittir. 14 metre bölü saniye kare deriz. ivmesine de bu ivme bu da hızmış sevgili arkadaşlar. Tamam 54. örneğe bakalım. Bir hareketlinin hızı geçen sürenin küpüyle e, neymiş arkadaşlar? Ters orantılıymış. O halde şöyle diyebilir miyiz? Bakın hız fonksiyonu vt eşittir. Ha, pardon. Özür dilerim. Tamam. Aslında doğru da gidebiliriz ama şu şekilde karıştırmadan yazalım arkadaşlar. Şöyle diyelim ben. Mesela orantı sabitine K diyelim. Tamam. K eşittir. V çarpı geçen sürenin küpüyle yani T'nin küpüyle orantılıymış. Öncelikle şöyle diyelim. Bakın hareketli 2 saniyede 120 metre bölü saniye, e, saniye hıza ulaştığına göre. Şunu vermiş bak 2. Bunu da vermiş. 120. O zaman K'yı bulabilirim ben. K eşittir. 120 çarpı 2'nin küpü tamam mı o halde şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar bakın k neydi? 120 çarpı 2'nin küpü o halde ben bunu şu şekilde yazabilirim v eşittir şuradan çekelim k'yi biliyoruz artık 120 çarpı 8 bölü teküp yani 960 bölü teküp diyebiliriz v yi. vt fonksiyonu bu oldu ne demiş bize ivmesini bulunuz ivmesini bulmak için neyin türevini almam gerekiyordu bakın burada yazdım hızın türevini alınca ivmeyi veriyordu. O halde biz 960 çarpı t üzeri eksi 3'ün türevini alacağız. Eksi 3 çarpı 960 çarpı t üzeri eksi 4 tamam mı? Bu bize neyi verecek? İvme fonksiyonunu at'yi verecek. O halde kaçıncı saniyedekini sormuştu arkadaşlar? Bu andaki yani ikinci saniyedekini sormuştu. T gördüğümüz yere 2 yazacağız. Eksi 3 çarpı 960 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Yani 16. E eşittir bize A2'yi vermiş olacak. Bunu sormuştu arkadaşlar. Bunu da sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirelim. Şununla şunu sadeleştirdiğimiz zaman ne gelir sevgili arkadaşlar? 16 60 mı gelir? Değil mi? Peki 60 ile eksi 3'ün çarpımı ne gelecektir? Eksi 180 metre bölü saniye kareymiş bizim bu andaki ivmemiz sevgili gençler. 55. örnek. Kare şeklindeki bir metal levha ısıtıldığında Yüzey alanı 4 santimetre kare bölü saniyelik bir hızla artmaktadır. Buna göre levhanın yüzey alanı 36 santimetre kare olduğu anda kenar uzunluklarının artış hızının kaç santimetre bölü saniye olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bakın iyi dinleyin. Kare levhamız şu şekilde görünüyor. Levhanın ısıtılmasıyla yüzey alanı değiştiğinden kenarlarda e, yüzey alanı değiştiğinden e, neler değişir arkadaşlar? Kenarlarda değişeceğinden kenar uzunluğunu t'ye bağlı olarak ben XT olarak göstereyim bu kenar uzunlukları. Tamam? Kenar uzunlukları diyelim. Şimdi yüzey alanı olarak da AT dersem AT nedir arkadaşlar? Kenar uzunluklarının ikisinin çarpımı değil mi? Kare ise burası XT ise burası da XT'dir. Dolayısıyla bu da nedir? XT'nin karesi olacaktır. Şimdi ben e, X XT'nin karesini XT'nin karesinin ne olduğunu biliyorum. Soruda bana ne vermişti arkadaşlar? Yüzey alanı neydi? 36 santimetre kareydi. Yani yüzey alanı 36 ise bu 36'dır değil mi? Eşittir 36 ise XT nedir arkadaşlar? XT eşittir 6'dır. Tamam mı? 6 santimetre diyebiliriz artık. Bu dursun işimize yarayacak. XT'nin 6 santimetre olduğunu bulduk. Pekala. Sonra yüzey alanındaki değişim hızı nasıl bulurum ben? A'nın türevini alarak. A türev T. Ki bu A türev T dediğimiz ifade de arkadaşlar neymiş bize azalma hızını ne vermiş? 4 santimetre kare bölü saniye olarak vermişti soruda. Dolayısıyla ben, e, bunu da yerine yazalım. 4 santimetre kare bölü saniye. Peki bu at neye eşitti? xt'nin karesi değil miydi? O zaman gelin bunun türevini alalım. 2'yi başa attım. 2 çarpı xt çarpı x türev t olacak. Doğru mu? x türev t. Eşittir bu da neymiş arkadaşlar? 4 santimetre kare bölü saniye. E peki hala burası 2 idi. Değil mi? Bak şurası 2 zaten biliyoruz. Peki xt neydi arkadaşlar? O da 3'tü. Bakın nerede? Hmm, x xt eşittir. Evet 6 idi özür dilerim. 6 da bulduk. Peki hala 2 kere 6 12. 12'yi 4'e bölersek ne olur? 3 olur. Yani 3 çarpı x türev t neye eşitmiş? 1 cm kare bölü saniye eşitmiş. O zaman x türev t ne olur arkadaşlar? x türev t eşittir. 3 metre pardon santimetre bölü saniye olur diyeceğiz. Zaten bize kenar uzunluklarının artış hızını kaç santimetre bölü saniye kenar uzunluklarının artış hızı budur sevgili gençler. 3 santimetre bölü saniyedir. Evet aşağıda yine güzel bir soru var. Diyor ki aşağıda 120 santimetre boyundaki bir kişi 10 metre uzunluğundaki bir lambaya lamba şurada arkadaşlar 10 metre uzunluğundaki bir lambaya ya da 10 metre yukarıdaki bir lambaya 3 metre bölü saniye hızla yaklaşıyor. Arkadaşlar şurada bir kişi var. Bu kişi 3 metre bölü saniye ile yaklaşıyor. Ve lambada buradan buna bir ışık gönderdiği zaman kişinin kafasından teğet geçerek şurada bir gölge oluşturuyor. Şurası tamamen gölge. Tamam. Buna göre bu kişinin gölge boyunun azalma hızı kaç metre bölü saniye olur demiş soruyu şu kısma çözebiliriz rahatlıkla. Şimdi bakın. Şöyle diyelim mi öncelikle arkadaşlar. Bu kişi 3 metre 3 e, metre bölü saniye ile yaklaşıyorsa tamam mı 3 metre bölü saniye yaklaşıyorsa ve e, gölge boyuna ben bunun bir harf atayım yani şurası A olsun burası da B olsun A ile B arasında bir bağıntı kurabiliriz e, burası 3 metre bölü saniye ile hareket ediyor. Kişinin boyu ne kadardı arkadaşlar onu unuttuk yukarıda bir bakalım 120 santimetreymiş bakın şu kişinin boyu 120 o zaman burayı da santimetreye çevirelim. 10 metre kaç santimetredir arkadaşlar? 1000 santimetre diyebiliriz. Pekala. Burada bir üçgende benzerlik yapalım. A'nın tamamına oranı. Tamamına yani A artı B'ye oranı. A bölü A artı B eşittir ne olur? 120'nin 1000'e oranı olur. 120 bölü 1000 yapar. Doğru mu? Şunları sadeleştirdiğimiz zaman Hatta bunu da 4'e bölelim 3. Bunu da 4'e bölersek 25. İşler dışlar çarpımı yaptığımız, yaptığımız zaman arkadaşlar 25a eşittir. 3a artı 3b gelir. Buradan 22a'nın 3b'ye eşit olduğunu bulabiliriz. Bu eşitlik kalsın cebimizde birazdan işimize yarayacak. Tamam. Şimdi 22a'nın 3b'ye eşit olduğunu bulduk ya biz. E bu ne kadar hızla yaklaşıyor arkadaşlar? 3 metre bölü saniye hızla yaklaşıyor. Yani Şuradaki B'nin azalma hızı neymiş? Bakın aradaki mesafe neydi? Lambanın tam 6 ile kişinin lambaya olan uzaklığı B idi. B'nin azalma hızı neymiş? 3 metre bölü saniye. Dolayısıyla ben şunu diyebilir miyim? B'nin T'ye bağlı azalma hızı 3 metre bölü saniyedir diyebilirim. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Şimdi şurada 22 A eşittir 3 B eşitliğinin tamam mı? Her iki tarafın T'ye göre türevini alırsam şu şekilde bir eşitlik çıkar karşıma. 22 çarpı dA bölü dt eşittir. Şuraya geçtik. 3 çarpı dB bölü dt diyebilirim. Tamam mı? E, dB bölü dt'nin ben ne olduğunu bulmuştum arkadaşlar. 3 metre bölü saniye soruda vermişti. Biz bu şekilde ifade etmiştik bunu. Demek ki burası neymiş? 3'müş. O halde dA bölü dt eşittir. 3 kere 3 9. 22'de karşıya atarsak 22 metre bölü saniye olur. Bu DA bölü DT nedir arkadaşlar? A diye nereye demiştik? Şuraya. Demek ki A'nın e, kısalma boyu. Yani A'nın azalma hızı diyelim. Gölge boyunun azalma hızı da bu kadar metre bölü saniye olur diyebiliriz. Gerçekten güzeldi. Evet geçelim arkadaşlar. Bu sene artık kitaplarda yerlerini almaya başlayan. Rol teoremi ve ortalama değer teoremine. Ortalama değer teoreminin e, biraz geliştirilmiş bir özel hali diyebiliriz rol teoremi için. Ama önce rol teoreminden bahsedeceğiz. Daha sonrasında ortalama değer teoremine geçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Açıkçası bu sene e, bir tane böyle araya sıkıştırabilirler düşüncesindeyim ben. E, bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? Çünkü milli eğitim kitaplarında da. Aşağı yukarı az buçuk bir şeylerden bahsetmişler rol teorimi ve ortalama değer teoreminden özellikle fen lisesi gruplarında da e, rol teorimi ve ortalama değer teoreminden e, bazı ifadeler gördüm. Şimdi rol teoremine bakalım. F AB kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olsun demiş. İlk olarak AB kapalı aralığında sürekli, AB açık aralığında türevli ve f A eşittir fB olan bir fonksiyonsa. Tamam mı? Bu f fonksiyonu bu aralıkta sürekli türevli ve f a f b'ye eşitse yani sınır değerlerindeki fonksiyonların görüntüleri birbirine eşitse diyor ki bu a b açık aralığında en az bir tane x sıfır vardır ki bu f e, x sıfırın türevi sıfırdır demiş. Ki çok mantıklı bir teorem. Türevin a b aralığında en az bir kökü vardır demek bu. E, çok mantıklı bir teorem. Çok güzel bir teorem. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar şimdi a noktasındaki görüntüsü burasıymış. B noktasındaki görüntüsü de burası. Tamam mı? Yani fonksiyonların ikisi de burada birbiriyle aynı değerler almış. E peki ben A, A, A ile B'yi birleştirecek fonksiyon grafiği parçaları çizsem. Mesela burada şu şekilde çizilmiş. Şu şekilde dalgalı bir şekilde gelmiş ve buraya kadar çıkmış. Peki bunun türevinin sıfır olduğu yerler nerelerdir? Çekilen teğetlerin eğimlerinin sıfır olduğu yerler. Yani x eksenine paralel teğetlerde bu fonksiyonun türevi sıfırdır. Yani şuralarda var mıymış varmış. E hocam başka bir şekilde çizseydik de çıkar mıydı? Evet çıkardı. Bak mesela nasıl? Gelin kolları aşağı doğru olan bir parabol çizelim. Şu şekilde. Tamam. Bakın yine buradaki türevi nedir? Bu sefer sıfırdır. Gelin bu sefer kolları yukarı doğru olan bir parabol çizelim. Yani şu şekilde. Bunu da çizsem bir tane mutlaka türevi sıfır alan nokta vardır. Hocam sabit fonksiyon çizelim. Tamam sabit fonksiyon çizelim. Buradan buraya kadar sabit olan fonksiyon zaten her yerde x ekseninde paralel olduğu için teğetleri e, bunun da en az bir tane türevinin sıfır yapan nokta vardır diyoruz. Şimdi örnek 57'ye bakalım. Eksi 3 ile 7 aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon var ve fx x kare eksi 4 x eksi 12 bu fonksiyona rol teoremi uygulanabilir mi? Varsa x sıfır sayısını bulunuz demiş. Şimdi e, rol teoremi uygulanabilir mi? Uygulanamaz mı? Bunu şu şekilde kontrol edeceğiz. Eksi 3'ü götüreceksin fonksiyonda yerine yazacaksın. Bakın f eksi 3 eşittir. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 kere eksi 4 artı 12. Eksi 12'den ne gelir arkadaşlar? 9. Peki f 7'ye bakın bir de sınır değerde. 7'nin karesi 49. Eksi 4 kere 7 28. Eksi 12. 49'dan 28'i çıkar. 21, 21'den 12'yi çıkar 9. Peki sınır değerlerindeki fonksiyonların fonksiyonun görüntüleri birbirine eşit oldu mu? Oldu. O halde diyoruz ki rol teoremi bu fonksiyon için uygulanabilir. Varsa x0 sayısını bulunuz demiş. Kesinlikle vardır artık. Bunu bulacağız tamam mı? Hemen diyorsun ki türevini alıyorsun. F türev x eşittir. 2x eksi 4 diyorsun. Bunu 0 yapan bir x değeri bulacaksın. Buradaki x değeri nedir? x0 eşittir. 2'dir diyebiliriz sevgili gençler. Yani 2 noktasında bu fonksiyonun türevi eksi 3 ile 7 aralığında 2 noktasında bu fonksiyonun türevi 0'dır diyoruz. Şimdi geçelim şuna. Ortalama değer teoremi. Ortalama değer teoreminde ise arkadaşlar AB kapalı aralığından yine reel sayılara tanımlı bir fonksiyon var. Yine AB aralığında sürekli gene AB açık aralığında türevli ise diyor ki arkadaşlar AB açık aralığında en az bir tane x0 vardır ki bu x0'ın türevi Sınır değerlerin değişim hızı diyebiliriz. Bak şimdi, FB'den FA'yı çıkardı. B'den A'yı çıkardık, böldük, oranladı. Bu türevi eşittir mutlaka diyor. Bunu da açıklayabilmek adına, A şurası arkadaşlar, A'nın görüntüsü de burası, B burası, B'nin görüntüsü de burası. Yani şurası FB, burası da FA. Tamam mı? Mutlaka bir tane nokta vardır ki diyor, mutlaka bir nokta vardır ki. Bu noktanın türevi, şunun şuraya oranıdır diyor. Tamam, bunun buna oranıdır diyor. Bakalım, bakalım. 2 ile, nokta, 2 ile 6 aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon x kare eksi 8 x artı 9 olarak tanımlanmış bu fonksiyon için varsa 3'ü e, 6'a çıkar alanında ortalama değer teoremine uyan x 0 eleman 3,6 sayısını bulunuz demiş hemen diyoruz ki hemen diyoruz ki türevin sonucu ne olacak f 6 eksi f 3 bölü 6 eksi 3 bunu önce bulalım 6'nın karesi 36. Eksi 6 kere 8. 48 artı 9. 36'dan 48'i çıkarırsak. Eksi 12. 9 eklersek eksi 3 olur. Şurası eksi 3. Peki eksi eksi 6'yı yerine pardon 3'ü yerine yazalım arkadaşlar. 3'ün karesi 9 eksi 24 artı 9 diyeceğiz. Değil mi? 9 9 18. 18'den 24'ü çıkarırsak da eksi 6 gelir. Eksi 3 eksi eksi 6'dan ne gelir? Eksi 3 artı 6 yani 3 gelir. Bölü 6 eksi 3 de aşağıda vardı zaten. Eşittir ne gelir? 3 bölü 3'ten 1. Yani 3 ile 6 aralığında öyle bir sayı bulalım ki varsa eğer türevi 1 olsun. Peki bakalım var mıymış? Gelin önce fonksiyonun türevini alalım arkadaşlar. F türev x eşittir. 2x eksi 8. Türevini 1 yapan bir nokta var mı diye bakacağız. Bu türevi de türevini 1 yapan bir nokta var mı? 2x eşittir 9. x eşittir ne olur? 9 bölü 2. Yani buçuk. Peki bu buçuk. Ee, bizim istediğimiz aralıkta mı? Yani 3 ile 6 aralığında mı? Evet 3 ile 6 aralığında. O halde arkadaşlar ortalama değer teoremini sağlayan bir x0 noktası vardır. Bu x0 noktası da 4.5'tür. Yani 9 bölü 2'dir denilebilir. Evet arkadaşlar bu videonun bu videoyla beraber artık türev serisinde sonuna geldik. Bundan sonra çekeceğim videolar için bir anket düzenleyeceğim. Bu ankette integral mi olsun, e, permütasyon kombinasyon olasılık mı yoksa farklı istediğiniz bir konu mu olsun? Bunu soracağım size. E, integrali mutlaka çekeceğim. Permütasyon kombinasyon olasılığı mutlaka çekeceğim ama hangisi önce olsun diye soracağım size. Bunu belirtirseniz ve yorum kısmında da hangisini neden daha fazla istediğinizi belirtirseniz arkadaşlar memnun olurum. Sizler için çalışmalarım devam edecek. E, koskoca bir türevi beraber bitirdik sevgili gençler. Bence örneklerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ha yeni tarz e, yeni sistemde yeni nesil olarak bir türev soruları da çıkarsa karşınıza arkadaşlar bu soruları da e, çalışmak için acil matematiğin AYT kitabı ve acil matematiğin biliyorsunuz limit türev integral diye bir kitabı çıktı tamam mı deneme kitabı çıktı. Bunu da alıp çözerseniz orada bol miktarda ama gerçekten bol miktarda çok şık ve kaliteli sorular bulacaksınız. Bunların da size kesinlikle ama kesinlikle yardımcı olacağını düşünüyorum diyelim ve artık türev serisini noktalayalım. Bir sonraki videolarda bir sonraki konularda görüşünceye dek arkadaşlar hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız.